Podcast'te yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün geldiğimden beri en çok yapmak istediğim şeylerden birini yapacağım. Fillere gidiyoruz ama bunlar zincirli filler değil. Tutsak olarak tutulmuyorlar. Şimdi bilgi aldıkça daha çok bilgilendireceğim. Gidiyorum. Gideceğimiz yer otellerden alıyor servisiyle. Şimdi onu bekliyorum. 1 ile 1.15 arası vakit söylendi. Ben de hemen 1'de çıktım. Geldik, servisim şimdi bizi bıraktı. Burada böyle masalar var. Bu çıkışta yapacağımız bir şeyler herhalde. Herhangi bir durum ihtimalinde şimdi sigorta kağıdı gibi bir şey imzalıyoruz. Bilgilerimizi yazıp. Thank you. Stay hangover? No. Okay, happy New Year's, happy days. Everybody, here we take care of 9 elephants. Okay, 2 baby boys. Okay, 2 years and 3 years old. And the oldest one, our grandma, she's 61 years old. Okay, she quite old, but she still look good. Okay, and our elephant, we rescue them. How do we rescue elephant? We have to buy. We have to pay money for them. Şimdi bayağı anlattı, fillerle ilgili bilgi verdi. Yemek bölümüne geçiyoruz. Filleri az önce de söylediği gibi burada kurtarıyorlar. Yani kurtarmak için de satın almaları gerekiyormuş. Bunlar senelerce zincirlenmiş olan, böyle işte üzerlerine binilen filler. Yani çok güzel bir iş yapıyoruz şu an burada. Oh. 10 kilometre walk. Okay. Şu an aldık yemekleri. Allah. Gidiyoruz. Haydi bakalım. Vallahi şu an çok heyecanlandım. İnanamıyorum, ağlayacağım. Hey. Selam. Merhaba. Merhaba. Seni yerim. Bir tane daha mı? Bundan vereyim mi? Bundan yiyebilirsin. Çok mu acıktın? Bu kocaman ha. Sana kıyamam. Bir tane yiyebilir misin? Wow. Oh. Şu an mutlu demek mesela. Tüm kulaklarını ve kuyruğunu oynatıyor. Bunlar da baby filler. Ama arkalarından gelmemem lazım galiba, bir dakika. Şuradan geçeyim. Like eating machine. Bị chớ rồi tuần đi, chớ lên rồi đó, không đào lượng. Chấm mấy cả đát thì. You can touch nơi touch. Saçlarına bakar mısınız ya, yavru bu bebek. Pizza boy. Okay. Oh, for a photo. Okay. Let's go. Walk through Lei. She just wanna hug you. One second. Başta bize açıklama yapan tanıtan çocuk burada bizimle ilgileniyor. Grubun başında o gibi oluyor her yeni gelen grupta. Şimdi fotoğraf çekeyim mi dedi. Ben de yalnız geldiğim için buraya lütfen dedim. Bir yandan da şey dedim. Hani benim de YouTube kanalım var. Aynı zamanda hayvan severim. İşte insanlara bunu göstermeye çalışıyorum falan. Daha çok çeksin beni diye. Çünkü hakikaten tek başıma gelince şu an herkes burada fotoğraf ve video çekilmeye çalışılıyor. O yüzden içerik de sunabilmek için size. Yani bunu açıkçası şey gibi görüyorum ben. Biraz farkındalık yaratmak gibi görüyorum. Öyle. Herkes mamaları cimri cimri veriyor. Ben gelir gelmez bitirdim. Hatta herkesin kovasının hala yarısı dolu. Ben elim bol olduğu için sanki burada bakılmıyorlarmış. Sadece ben besleyecekmişim gibi. Kedilerden kalan bir alışkanlık muhtemelen. Şimdi bekliyorum bitmesini.
Şimdi tekrar yukarı geldik toplandığımız alana. Burada bir 5-10 dakika mola vereceğiz. Çünkü çok sıcak aşağısı ve hep güneş altındaydık. Moladan sonra da duş kısmına gideceğiz, duş alacağız. Burada bu arada paketler var gelmek için. Mesela bir büyük paket var. Ona da gelinebilir, yarım günlüktü. Onu anlatayım size. Onda mamaları, yemekleri, meyveleri kendiniz hazırlıyorsunuz. Aktivite yapmışlar aslında. Yine aynı şekilde gidiyorsunuz. Bir tane çamur banyosu var. Üstümüzü değiştireceğiz, onu söylüyor. Ben içime bikini giydim. Üstümüzü değiştireceğim çünkü duş alacağız pillerle. O yüzden üzerime de buna gelin. Yanıma havlu aldım ama burada havlu veriyorlarmış. Büyük paketi söylüyordum bölümde. Onun içine yemek tarifi de var. Böyle patlayı yaptırıyorlar. Bir de biz mesela duş gibi gireceğiz pillerle. Onda böyle çamur gölü gibi bir şey var. Ona girebiliyorsunuz. Böyle. Ben hem gelmek istedim hem de hani çok fazla vakit geçirmeden böyle buradan içerik paylaşayım, farkındalık oluşturayım dediğim için bu paketi seçtim. Pad Thai kursu demiştim. Hatta Pad Thai ve Tom Yum olabilir. Şu an hatırlamıyorum. İki çeşit kurs alanı burası. Güzel olmuş bence insanları çekmek ve buraya talep oluşturmak için. Giyinme odasına geldim. Burada üstümü değiştireceğim. Yani çocuk da ben su içiyorum gibi sürekli bana su veriyor. Ben de sürekli alıp çantama koyuyorum. Bilmiyor ki su içmiyorum. Dün de yeni bir bikini takımı almıştım kendime. Yalnız renk farkını görüyorsunuz değil mi? Rezalet. Freedom Beach'te şuram yandı. Ve nasıl yandı asla hatırlamıyorum. Sürekli bulut vardı. Neyse işte yeni bikini takımını giydim. Şu tenis elbisesi ne iş yaptı farkında mısınız? Sürekli üstümde. In the mud pool, sometimes my friend lay down like this. Okay, when your friend lay down like this. Çok güzel yapmışlar dolapları. Bakın şimdi eşyalarımı şuraya koyuyorum. Ve burayı kapatıp anahtarı nereye koyacağım derdi yok. Çünkü bileklik olarak alacağım yanıma. Çok iyi değil mi? Evet şimdi taktım. Anahtarı da bilekliğimi alıyorum şöyle. Vallahi yaşıyorlar hayatlarını ya. Yemekleri yediler. Şimdi de çamur banyosu. Bayağı kokuyor bu arada burası. Çamurlanmaya hazır mıyız? Nasıl arınacağım bilmiyorum buradan. Çamur içinde kaldık ama çok tatlılar. Ne kadar mutlu olduklarını görebilirsiniz zaten kuyruklarından. Az önce ayaklarımıza dikkat etmemizi söylediler. Çünkü çamurun içindeler. Hani bilerek basmazlar ama sonuçta koskoca hayvan yani. Bizim ayağımıza da dikkat edecek. Kendi ayağınıza dikkat edin. Hani suyun içindeyken çok fazla yaklaşmayın dediler. Zaten gelirseniz bu uyarıyı alırsınız. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Bir fil doğduğunda biriyle eşleşiyor ve doğduğu andan ölene kadar aslında onunla yaşıyor. Bakıcısı da denilebilir. Bunun bir adı var. Ekrana yazacağım. Unuttum şu an. Ve aslında her türlü böyle beraber sürmüş oluyorlar hayatı. Çok duygusal bir şey bence. Burada böyle bu sistem. Yani bir sirkte olduğunda da böyle. Böyle bir koruma yeri olduğunda da böyle diyebiliyorum. Çok duygusal hayvanlar gibi geliyor bana. Zaten bunun çıkış noktası bana kalırsa bu ama bunlar benim tamamen yorumlarım bu arada. Bunu bu arada kesinlikle hani böyle kötü hayvanları sömüren ticari bir şey olarak görmüyorum. Çünkü bunlar buradaki insanlar gelmese bile bu hayvanların rutini, yemek yemeleri, buraya gelip bu şekilde çamur banyosu yapmaları, belgesellerde görmüşsünüzdür. Yine işte sulara girmeleri falan. Sadece burada insanlarla temas ederek yapılıyor. Zaten hani hiçbir şekilde rahatsız edecek bir şey yapmıyorlar hayvanları. Herkesi uyarıyorlar. Hiçbir şekilde strese sokmayın. Hani mamayı veriyormuş gibi yapıp vermemezlik yapmayın. Şu an kakayı gördük. Bir kaka anına şahitlik ettik. Ve kakaları böyle toplanıyor şu an. Direkt elle alıyor abi. Buraların bu sistemi sürdürebilmesi için, işte hayvanları kurtarabilmesi, satın alıp kurtarabilmesi, sahiplenebilmesi için sonuçta buraya bir kazanç lazım. Yine gördüğünüz gibi bir sürü bakımım var. Yine giderleri var. Meyve yiyorlar. O yüzden böyle bir kazanç kapısı oluşturulması çok güzel olmuş. Şimdi temizlenmeye gidiyorlar. Yani biz temizleyeceğiz. Ayrıca az gelmiş herhalde, çamur çıkarken hala kendini çamurluyordu. Onlar oradan gidiyor. Biz buradan gidiyoruz. Çamur içindeyim.
you guys can clean yourself first. Nah. Mantıklı. Elephant wash 10 baht, 10 baht. Burası şey diyor. Car wash gibi elephant wash var dedi başta. O yüzden şaka yapıyor işte 10 baht car wash, ay elephant wash diye. Filler geliyor. Önce kendinizi temizleyin dedi. Çok güzeldi. Gerçekten böyle sarıldığımda, temas ettiğimde, gözün içine baktığımda o kadar farklı hissettim ki. Çok duygusalım şu an böyle. Hatta sonra kenara çekilip biraz izledim, böyle gözlerim doldu. Şimdi kurulanmaya, duş almaya ve artık finale doğru gidiyoruz. Şeyde de bakalım neler var göstereceğim. Oradan da destek amaçlı bir şeyler almaya çalışacağım. Çünkü fil çok pahalı bir hayvan. Yani daha fazla filin kurtarılması için çok daha fazla para lazım onlara. Böyle duş odaları yapmışlar. Şimdi ben bir tanesine girdim. Şurada hemen bir vücudumu yıkayayım tekrar. Burada da böyle bir alan var. Şimdi bize küçük fil heykelleri verecekler. Biz de onları boyayacağız. Karpuz ikram ettiler. Yalnız ben bu karpuzu bununla nasıl yiyeyim? Üzgünüm. Neyle boyasam kötü olacak bence. O yüzden böyle doğa bırakmaya karar verdim. Bunu dönüşte buzdolabına asacağım. Böyle magnet çünkü. Beyaz. Pewdiepie. Şimdi bakalım burada neler varmış. Tabii ki filler. Hatta çokça fil. Aa, bunların alınacağı en güzel yer aslında. Kesinlikle. Tam yerinden hem faydası olacak. Böyle yine her yerde bulabileceğiniz kıyafetler var. Buradan almak daha mantıklı olur. Hatta şu çok güzelmiş. Bunlardan alacağım. Buraya dondurma dolabı koymuşlar. Benim de tabii görünce canım istedi. Ne yesem diye bir bakıyorum. Şunu geçen gün görmüştüm. Bunu deneyeceğim. Sanki hastalıkla yarışmıyormuşum gibi. Şu yan kokonatı deneyelim bakalım. Açalım bakalım. Filleri boyayanlar var bu arada. Hatta benden başka herkes fil boyuyor. Ama ben böyle okul hayatında da bir şey ilgimi çekmezse yapmazdım. Ya da güzel olmayacağına inanıyorsam yapmazdım. Oh. Buz. Ama güzel. Sevdim. Dur yandan daha güzel. Şimdi transfer araçları geldi. Herkes de otellerine bırakıyorlar. Otel adlarına göre. Duş aldım. İşin komiği, fillere gitmeden önce de duş almıştım. Fillere saygımdan ötürü. Neyse, şimdi bir daha duş almak istemiyorum gün içerisinde. Gelince bir daha muhtemelen ayaklarımı falan yıkarım. Neyse, şimdi saçımı falan hallediyorum. Şunu var ya, taşıdım. Vallahi taşıdım yani. Yapacak bir şey yok. Çünkü iyi oluyor. Uçları hemen, dipleri kuruttum. Şöyle bir şekil vereceğim. Yüzüme hiçbir şey sürmeyeceğim. Çünkü nereye gidiyoruz? Cilt bakımı yaptırmaya gidiyoruz. Burada cilt bakımı böyle bayağı popüler aktivitelerden biri. Güzel bir iki yer var. Şimdi hem yemek yiyeceğiz, sonrasında da onu yaptıracağız. Seviyorum bu hayatı diyebilir miyiz? O yüzden makyaj yapmayacağım için gayet kolay hazırlanacağım. Şöyle pancar halimle. Bugün son gecemiz. O yüzden şu son kombinimi yaptım. Yani bunu iki kere daha giydim de bunu ilk defa giyiyorum. Lüleliğin şuraları şöyle bakımsız duruyor. Sonra zaten toplamak zorunda kalacağım. Çünkü sıcak ve çok nem var. Ama toplayacağım, benim lüleli dursun. Makyaj yapmaya o kadar alıştım ki şu an hiçbir şey sürmeden gidecek olmak çok garip geliyor. Bakıyorum makyaj çantasının içine, şimdi bunu da mı sürmüyorum diye.
Sonradan alışmak da zor bu işlere. Arkadaşlar. Ve hazırım. Kaç dakika sürdü bilmiyorum ama bayağı kısa sürdü. Bir dişlerimi fırçalayayım. Çok acıktım. Can da çok acıkmış. Sürüyorum kabarmasın diye. Çok iyi. Güzelmiş. En iyisi. Daha iyisi yok. Erkek için baksa. Yani ben daha iyisini bulamadım daha iyisi. Sen nasıl seçim yapıyorsun? Kalkıyorum aynı hala görüyor musun? Sen, sende de işler yok. Ha? Evet, geliyor. Sen de sen almadın mısın? Yani. Yemek yemeye gidiyoruz. Ne yiyeceğiz? Thai food. Thai food yiyeceğiz. Bıkmadık Thai food'a. Ben sabah kahvaltıda bile noodle yedim bu arada. Ben noodle'dan bıkmıyorum. Noodle'dan bunların bıkılmaz. Bunların o rice noodle'ı var ya ondan bıkmıyorum gerçekten. Hasta değilseniz bıkmazsınız. Hastaysanız evet. Kokular hassas. Can grip oldu ben ilk geldiğimde. Ve hani sokakta yürüyoruz diyor ki midem bulanıyor. Midem bulanıyor. Tamamen hastalıkta o burun hassaslaşması herhalde. Canım kokoreç çekti hastaya. Böyle şeyler olabiliyor. Az önce de tost gösteriyordu bana Türkiye'den tost şeyi. Yemek kültürleri farklı bizden. Yani ben çok seviyorum ama tabii ne kadar sevseniz de sadece süreci uzatıyorsunuz bir yerde gene özünüze dönmek istiyorsunuz. Eskiden bir hafta da özlerdim. Sonra 10 gün, sonra 15 gün. Şimdi bir ayda özlemeye başladım kendimi falan. Can Tayland'a ilk geldiğinde yıllar önce geri gel dedim ki neler yedin lokal? Dedi ki hiçbir şey yemedim. Nasıl yani dedim. 12 sene önce. Ve çok şaşırdım. Sonra beraber plan yaptık. Ben dedim öyle Burger King falan yok yani. Sokakta yiyeceğiz. Öyle denemiştik. Sakin bir yerden aldık. Ön taraftakiler fulldü bunlardan. Burada iki tane var. Burada iki tane var. Çok tükenmiş tabii. Sanki limon kalmış gibi bir şey var. Evet. Kırmızı yazıyoruz. Şaka yapıyoruz. İki otel var diyoruz. Bu olsa da... O kadar fazla ses var ki dışarıda. Müzik bitiyor, insanlar başlıyor falan. Yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Şimdi yüz masajına ve cilt bakımına gidiyoruz. Evet. Ama oradan gidemezsin. Buradan gidemiyoruz. How to say happy new year? Okay, you say Sawadee Bee Man. Sawadee Bee Man. Geldik. Şimdi cilt bakımı yapacağız. Hem cilt bakımı hem masaj diye geçen paketten aldık. Burası bayağı güzel. Birkaç tane şubesi var. Bayağı da büyük zaten. Çok fazla çalışanı var. Şöyle içerisini karşıdan göstereyim. Canı çekeyim hazır yatmışken şimdi ben de böyle yatacağım. Üstüme bir havlu serpecekler. Serpecekler dedim. Artık neye kadar aktarabilirsem. Bu deneyimi. Masajım
masajımız bitti. Şu an böyle yeniden doğdum gibi konuşamıyorum. Hem yüz masajı, boyun, bir de cilt bakımı. Üstüne bir sürü şey sürüyorlar, siliyorlar falan. Bir de çok rahatlatıcı bir ses var içeride. Neyse şimdi bitti. Şöyle çaylarımız geldi. Çaylarımız ve atıştırmalıklarımız var. Can içmeyecek. Onunkini de ben içeceğim muhtemelen. Nasıl geçti? Duymuşum yani. O nasıl ben duymadım. Ben benim ağzımda çıktım. Nasıl? Şey. Buradan şu kadar. Thank you. Kapunka. Ayak masajı yaptıracağız ama sıra varmış, o yüzden şimdi 10 dakika bizde oturdular. Sokak ortasına. Sokakta oturduk, bekliyoruz sırayı. Güzel bir yere benziyor, içerisi full çünkü. Fiyat olarak uygun geldi. Can beni biraz yürüttü, o yüzden ya gidilir ya sen yapacaksın ayak masajını. Çıkarıyor muyuz? Burası güzel duruyor ya. Küçük yani, bu sokak masajcısına göre kaliteli duruyor. Bağırma. Burası çok sessiz bir ülke. Korna bile çalmaz insanlar. Ecem şu an yorgun mudur? Bir yüzüne bakar mısınız? Yoksa bana bir şey mi kızdı? Ben mi yanlış anlıyorum? Kızmamış. Masajdan çıktık, tam otele yürüyorduk, artık bayağı uykumuz geldi. Can dedi mısır yiyelim, burada çok güzel oluyor. O yüzden şimdi iki tane mısır attırdık, onları yiye yiye otele gideceğiz. Evet, başlamak isterim. Hadi çıkar bakalım. Phuket'ten son videomuz da bu şekilde geliyor. Videonun da sonuna geldik. Masajımızı yaptırdık, mısırımızı yiyoruz, sabah fillerle açtık falan. Bence güzeldi. Umarım izlemesi de keyifli olmuştur. Şu motor geçmeden yanımdan pap 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 videoyu kapatıyorum. Phuket'ten sevgiler. Hoşça kalın. Buna bile palma açısını tutabiliyor musun?